Hayat Ağacından herkese merhaba. Bugün toplum hayatımızda büyük bir rol oynayan ve sıkça karşılaştığımız el alem kavramını ele alıyoruz. Konuya çok çarpıcı ve ciz bir sözle başlamak istiyorum. Vasat ve niteliksiz bir insan için dünyanın en büyük jürisi el alemdir. O vasatlıklar jürisi için yaşar omurgasızca. Hepimizin hayatında bir şekilde karşılaştığı Bazen farkında olmadan bizi etkileyen bu kavram başkalarının yargıları ve beklentileri anlamına gelir. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte el alemin hayatımız üzerindeki etkileri daha da belirginleşti. Peki el alem nedir ve bu kavram bizi nasıl etkiler? Neden başkalarının onayına bu kadar bağımlıyız ve sosyal medyada her anı paylaşma ihtiyacı nasıl bir arka plana dayanıyor? Gelin cevapları birlikte keşfedelim ve elalem kavramının hayatımızdaki yerini derinlemesine inceleyelim. Toplumların çoğu yüzyıllar boyunca süre gelen gelenekler ve normlar üzerine inşa edilmiştir. Bu normlar neyin kabul edilebilir olduğunu ve neyin olmadığını belirler. Örneğin, belirli bir yaşta evlenmek, belirli bir mesleği seçmek veya belirli bir yaşam tarzını sürdürmek gibi beklentiler. İnsanların kendi istekleri ve hedefleri yerine toplumsal normlara uyum sağlamalarına neden olur? Bu normlara uymayan kişiler, el alem tarafından dışlanma, eleştirilme veya kınanma korkusuyla yüz yüze kalırlar. Toplum baskısının yoğun olduğu yerlerde el alem kavramı çok daha güçlü bir şekilde hissedilir. Bu tür ortamlarda insanların davranışları, tercihleri ve hatta düşünceleri bile sıkı bir toplumsal kontrol altındadır başkalarının ne düşüneceğini fazla önemseyerek kendi hayatlarını başkalarının yargılarına göre şekillendirirler. Ailelerin çocuklarının hayatlarını kendi değerleri ve beklentileri doğrultusunda yönlendirme eğilimleri de çocukların kendi isteklerini göz ardı etmelerine ve ailelerinin onayını almak için çaba sarf etmelerine neden olur. Aynı şekilde geniş sosyal çevreler de benzer bir baskı oluşturur. Komşular Arkadaşlar ve iş arkadaşları kişinin toplumsal normlara uygun davranmasını bekler ve bu beklentiler de sürekli bir baskı yaratır. Peki neden el alemden bu kadar etkileniriz? Genellikle değerlerini ve yeteneklerini keşfetmemiş vasat ve niteliksiz insanlar başkalarının onayına bağımlı hale gelirler. Çünkü içsel bir rehberden yoksundurlar. Bu kişiler hayatın anlamını ve amaçlarını dışsal kaynaklarda ararlar. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu belirlemek için sürekli dışsal kaynaklara başvururlar. Değerli olduğunu hissetmek için başkalarının övgüsüne, beğenisine ve onayına ihtiyaç duyarlar. Bu durum, onların kendi potansiyellerini görmezden gelmelerine ve başkalarının beklentilerine göre hareket etmelerine neden olur. Kararlarını alırken başkalarının yargılarına aşırı derecede bağımlı hale gelirler. Sanal ortamda aldıkları beğeniler yüz yüze aldıkları övgüler ve hatta basit bir baş sallama bile onlar için büyük bir anlam taşır. Dışsal onay arayışı, özgüvenlerini ve öz saygılarını sürekli başkalarının eline teslim etmelerine neden olur. Bu bağımlılık kişiyi zamanla kendi istek ve hedeflerinden uzaklaştırarak başkalarının istek ve hedeflerine hizmet eden bireyler haline getirir. Her adımlarında başkalarının ne diyeceğini düşündükleri için cesur ve yenilikçi adımlar atamazlar. El alem'in yargılarına göre yaşamak, insanın kendi öz değerlerini ve ilkelerini hiçe saymasına neden olur. Bu da kişinin karakterini zayıflatır ve onu omurgasız bir hale getirir. Bu tür insanlar bağımsız düşünme yetilerini kaybederler ve toplumun dalgalanmalarına göre yön değiştiren bir yaprak gibi savrulurlar. Günümüzde kullanıcıların yaşamlarını sergiledikleri ve başkalarından geri bildirim aldıkları sosyal medya, elalem kavramının en güçlü hissedildiği platformlardan biri durumundadır. Instagram, Facebook, Twitter gibi platformlarda yapılan çarşaf çarşaf paylaşımlar, insanların kendilerini başkalarına kanıtlama çabasının bir yansımasıdır. Görünür olma arzusu, her anı paylaşma, her başarıyı gösterme, beğeni alma, her mutluluğu sergileme isteği aslında el alemin yargılarından beslenen bir ihtiyaçtır. Peki sosyal medya el alem kavramını nasıl besliyor ve insanların hayatlarını nasıl şekillendiriyor? Bu platformlarda yapılan paylaşımlar, beğeniler, yorumlar ve takipçi sayıları gibi metriklerle değerlendirilir. Bu da sosyal medyanın bir yargı mekanizması olarak işlev görmesine neden olur. Her paylaşım bir nevi toplumsal bir değerlendirmeye tabi tutulur ve bu değerlendirme insanların kendilerini nasıl hissettiklerini ve nasıl davrandıklarını etkiler. İnsanlar başkalarının beğenisini kazanmak, takdir edilmek ve toplumsal değerlendirmeden geçer not alabilmek için tatillerden özel günlere, yeme içme alışkanlıklarından spor aktivitelerine kadar her anlarını paylaşırlar. Her beğeni, her olumlu yorum kişinin kendini değerli hissetmesine katkı sağlar. Ancak bu durum aynı zamanda sürekli olarak dışsal onaya bağımlı hale gelinmesine yol açar. Sosyal medya mükemmeliyet algısını besleyen bir platformdur. İnsanlar genellikle en iyi anlarını, en güzel hallerini ve en büyük başarılarını paylaşırlar. Bu da izleyicilerde diğer insanların hayatlarının mükemmel olduğu ve kendi hayatlarının bu mükemmeliyetin gerisinde kaldığı hissini uyandırır. Bu algı, insanların gerçeklikten kopmalarına ve sürekli olarak daha iyi, daha güzel ve daha başarılı görünme çabası içinde olmalarına neden olur. Sosyal medyada her mutluluğu sergileme isteği, aslında bireylerin içsel tatminsizliklerini gizleme çabasıdır. Herkesin mutlu ve başarılı göründüğü bir ortamda, insanlar kendi mutsuzluklarını ve başarısızlıklarını paylaşmak istemezler. Bu da bir tür sosyal baskı yaratır. Herkesin mutlu ve başarılı olduğu algısı, kişilerin kendi gerçek duygularını ve deneyimlerini saklamalarına ve dışsal onay arayışı içinde olmalarına neden olur. Sosyal medya, başkalarının hayatlarına göre yaşamanızı teşvik eder. Başkalarının ne yaptığını, nereye gittiğini, ne giydiğini ve nasıl yaşadığını sürekli olarak takip eder hale gelirsiniz ve kendi hayatınızı da bu standartlara göre şekillendirmeye çalışırsınız. Bir süre sonra bu durum kendi istek ve ihtiyaçlarınızı göz ardı etmenize, başkalarının beklentilerine göre yaşamanıza yol açar. El alemden bağımsız yaşamak elbette mümkündür. Kendimize değer vererek ve değerlerimize sadık kalarak El alemin yargılarından bağımsız bir yaşam sürebiliriz. İlk adım kendimizi tanımak ve isteklerimizi net bir şekilde belirlemektir. Ardından bu istekler doğrultusunda cesurca adımlar atmak gerekir. Sosyal medyada kendimizi olduğumuz gibi göstermek ve başkalarının onayını aramamak bu bağımsızlığın önemli bir parçasıdır. El aleme göre yaşamak kendi hayatımızın iplerini başkalarının eline vermek demektir. Unutmayın en önemli jüri kendi iç sesinizdir ve başkalarının yargılarından bağımsız bir yaşam sürmek gerçek mutluluğun anahtarıdır. Videoyu beğendiyseniz Hayat Ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.